Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Milli Eğitim Yayınları Matematik Soru Bankası. Evet üst ifadeler gençler bilimsel gösterim konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar öncelikle bilimsel gösterim tanımını inceleyelim. E gençler A bakın mutlak değer içerisindeki A bir veya birden büyük ve ondan küçük bir gerçek sayı en bir tam sayı olmak üzere gençler bakın burası önemli A çarpı 10 üzeri n şeklinde gösterimi bilimsel gösterim olarak adlandırılır. Evet gençler burada A yani önündeki katsayı sevgili gençler A ne olması gerekiyor? Şöyle yazayım bakın birden büyük veya bir eşit olacak mutlak değer içerisinde ama 10'dan küçük olacak diyoruz. Bakın bizim için a'nın burada 1 ile 10 arasında ama 1'e eşit olabileceğini belirtmemiz gerekir diyelim. Evet. en zaten burada tam sayı gençler en'in e çok da bir önemi yok arkadaşlar. Önemli olan önündeki katsayıdır diyoruz. Evet, i̇lk etkinimizde aşağıdaki ifadelerde yer alan çok büyük, çok büyük sayıları bilimsel gösterimle yazınız dedi. E, A'da gençler Türkiye'nin nüfusu yaklaşık olarak 81 milyondur. Gençler biliyorsunuz milyon Bizim için 10 üstü 6 demektir. Yani 6 tane 0 var demektir. O halde 81 çarpı 10 üstü 6 olarak yazdık. Şimdi gençler bunu 1 ile 10 arasına getireceğiz. Yani 81'i ne yapmam gerekir? Gerçi 1 basamak azaltmam gerekir. 8 tam onda 1 olarak yazıyorum. Sayımız küçülürse üst büyür demiştik. Bakın 10 üstü 6'ya 1 eklerim. Ve 10 üstü 7 olur. O halde 8 tam onda 1 çarpı 10 üstü 7. Burada bilimsel gösterimi olur 81 milyon sayısını diyoruz. Evet. B'ye geldiğimiz zaman ortalama bir insan vücudundaki toplam kılcal damarların uzunluğu yaklaşık gençler 40 bin kilometredir. Şimdi 40 bin kilometreyim. E şöyle 40 bin yazalım. Bunu kilometre cinsinden sevgili gençler hatta şöyle kilometre olduğunu göstereyim kilometre cinsinden bilimsel gösterim haline getireceğim. Yine 1 ile 10 arasında olduğu için bakın sayımız gençler burada 4 olması gerekir. Sayıyı 4 yapmak için 1, 2, 3, 4 basamak azaltıyorum. O halde kuvvet 4 basamak büyüyerek 4 çarpı 10 üstü 4 kilometre olur. Sorumuzun yanıtı ve bilimsel gösterime uygun hali deriz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler bu sayfamızdaki gençler diğer etkinliğimizde aşağıdaki çok küçük sayıların bilimsel olarak gösterimini yazınız dedi. Gençler burada hemen yine a'yı yazalım. Bakın 1 eşit olabilir veya 1'den büyük dedik. 10'dan küçük olması gerekiyordu ve a çarpı 10 üstü en şeklinde yazarsak bilimsel gösterime uygundu. O halde a'da gençler verilen sayıyı bakın 1 ile 10 arasına yerleştirebilmek için bunu virgülü gençler 1 ile 2 arasına yani 1 tam 10'da 2 olarak yazacağım. 1 tam 10'da 2 yazıyorum. Şimdi sayımızı gençler ne kadar büyüttüyse kuvvet o kadar artar demiştik. Evet burada bakalım gençler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sayıyı büyüttüm. Gençler sayı büyürse kuvvet azalır diyoruz. Evet burada ne diyoruz? 10 üzeri. Evet. Kaç taneydi gençler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O halde 10 üstü eksi 10 olur deriz. Evet bir tam 10'da 2 çarpı 10 üstü eksi 10 olarak yazdık. Ve sayımız büyüdü kuvvet azaldı dedik. Peki gençler buraya bakalım. B'ye geldiğimiz zaman 4,65 olması gerekiyor. Sayımızı gençler ne kadar büyütüyoruz? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane büyüttüm. O halde kuvveti 6 tane azaltırım. Ve 4 tam %65 çarpı 10 üstü eksi 6 olarak ifade ederiz. Evet sevgili gençler devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar bu etkinliğimizde 153 tam %47 çarpı 10 üstü 21 ile 10 çarpı 10 üstü 22 sayıların bilimsel gösterimini e, gösterim şeklinde yazıp karşılaştırınız dedim. Ya öncelikle 153 bin, 153 tam. %47 sayısını yazdım çarpı 10 üstü 21. Bunu bilimsel gösterim haline getirmek için sayımızı evet, 1 ile 10 arasını yani şöyle bir virgülümüzü 1 ile 5 arasını yazacağım. E, sayımız gerçi 1 tam. 10.000'de 5.347 çarpı Gençler sayımız küçüldüğü için kuvvet artacak. Bakın 1-2 basamak küçülttüm. O halde kuvveti 2 eklerim. Ve 10 üstü 23 olur diyoruz. Ve sayımızı gençler küçülttük. Kuvveti arttırdık. Peki diğer sayımız 10 çarpı 10 üstü 22 idi. Sevgili gençler öndeki kasayı 1 ile 10 arasında yazacağız dedik. Bakın ondan küçük olmak zorunda ama 1 olabilir. O halde 1 çarpı virgül 1 tane Sonra çektim sayı küçüldü. Kuvvet büyüdü. Evet gençler kuvvet büyüsü 10 üstü 23 olur. Peki arkadaşlar şimdi dikkat ederseniz karşılaştırmamızı istedim. Gençler 10 üstü 23'ler aynı. O halde şöyle düşünmemiz gerekiyor sevgili gençler. E, 10 üstü 23'ler aynıysa bir tam 10.545.347 e, 5347 sayısı. Evet 1 çarpı 10 üstü 23'den gençler büyük olacak. Şöyle yazalım. 1 virgül 5.347 çarpı 10 üstü 23. Diğer tarafta gençler 1 çarpı 10 üstü 23. Şimdi sayılar aynı olduğu için gençler öndeki kat büyük olan büyüktür diyoruz. Bakın bu şekilde karşılaştırdım. Bunlardan gençler bir de orijinallerini yazalım. Bu sayımız sevgili gençler orijinali 153 çarpı 153 tam %47 çarpı 10 üstü 21'dim. Büyüktür diyorum. 10 çarpı 10 üstü 22 sayısından diyelim. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet sevgili arkadaşlar. Sayfa 51'deki son sorumda gençler. Şöyle kalemimizin rengini değiştirelim. Evet işlemin sonucunun bilimsel gösterimini istiyor. Gençler burada bakın 0 tam %25, binde 125, 2 tam onda beş ve sıfır tam 5 ve 0 tam %5'i görüyorum. O halde virgüllerden kurtaralım. 1, 2, 3 tane gençte virgülü sağa çekersem sayım 3 basamak büyüyerek 125 olur. E, sayı büyüdüğü için kuvveti azaltırım 3 basamak. O halde 10 üstü 12 olur diyoruz. Eksim. E, 2,5 sayısında gençler şöyle 1 basamak büyütüyorum. 25 olarak yazdım. Kuvveti bir tane azaltırsam 10 üstü 12 olur. Kesir çizgisini yazdım. Burada da virgülden kurtaracak olursam sayıyı 2 basamak büyüttüm. O halde kuvveti 2 basamak azaltarak 5 çarpı 10 üstü 6 olarak yazdım. Gençler dikkat edersek burada bakın 10 üstü 12'ler eşit gençler. O halde öndeki katsayıları toplama çıkarma işlemi yapabiliriz. 125'ten gençler 25 çıkarıyorum. 100 çarpı 10 üstü 12 aynen yazıyorum. Bölüm 5 çarpı 10 üstü 6. Gençler burada 100'ü 5'e bölebilirim. Bakın 100'ü 5'e bölersem gençler 20 kalır. O halde 20 çarpı 10 üstü 12'yi 10 üstü 6'ya böleceğim. Gençler burada da ne yapıyoruz? E, tabanlar eşitken kuvvetleri çıkaracağım. 12'den 6'yı çıkaracağım. O halde 20 çarpı 10 üstü 6 olur bu işlemin sonucu. Gençler bunu bilimsel gösterim haline getirmek için e, sayımızı öndeki katsayı 1 ile 10 arasına yerleştirmem lazımdı. O halde bir tane azaltıyorum. Kuvveti bir tane arttırırsam. Evet bakın burası azalırsa kuvvet bir tane artar. Ve 2 çarpı 10 üstü 7 olur. Evet sevgili gençler. Bilimsel gösterimi. Evet ve işlemimizin sonucu diyoruz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.